Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Kısa kısa Türkçe serisine zarfların yapısıyla devam ediyoruz. Önemli detay bilgiler var. Bununla ilgili ekstra bir video çekmek istedim. Haydi dilerseniz ve hazırsanız hemen konu anlatımına başlayalım. Sevgili dostlarım sözcüğün yapısı biliyorsunuz ki basit, türemiş ve birleşik olarak 3'e ayrılır. Ancak zarfların yapısında basit, Türemiş ve birleşiyin dışında bir de öbekleşmiş zarflar vardır. Önemli bir detaydır. Özellikle bunu anlatmak için bu videoyu hazırladım. Haydi bunlara şimdi tek tek bakalım. Ancak şu bir hatırlamayı da bir yapalım. Basit yapılı zarf, yapım eki almamış, alsa alsa sadece çekim eki alan, türemiş yapılı zarflar, yapım eki almış, birleşik yapılı zarflarsa iki sözcükten oluşan iki kelimeden oluşan ve bitişik yazılan çok dikkat bitişik yazılan öbekleşmiş zarf ise en az iki sözcük burada en az demedik. Burada iki sözcük dedik. Burada en az iki sözcük, üç de olabilir, dört de olabilir ve bu sözcüklerin ayrı yazılması söz konusu. Ne demek istiyorsun hocam? Hadi gel örneklere bakalım. Aradaki farkı çok net bir şekilde göreceksin. Evet. En iyi okullarda çok güzel bir eğitim aldı. Cümlesindeki zarfları bulalım önce isterseniz. Bak dikkat. Okul, isim, nasıl okul, iyi okul, sıfat, ne kadar iyi, en iyi derken bir derecelendirme zarfı. Okullarda çok güzel bir eğitim aldı. Nasıl eğitim, güzel eğitim, sıfat, ne kadar güzel, çok güzel derecelendirme zarfı. Bu seneki sınava çok çalıştı. Ne kadar çalıştı? Çok çalıştı. Şurada bir miktar zarfı buldum. Söylenenleri sessizce dinliyordu. Nasıl dinliyordu? Sessizce. Şurada bir durum zarfı buldum. Bütün bu başarıları çok çalışarak kazandım. Nasıl kazandım? Çalışarak. Durum zarfı. Ne kadar çalışarak? Çok. Derecelendirme zarfı. Bugün onunla biraz ilgilen. Ne zaman ilgilen? Bugün ilgilen. Ne kadar ilgilen? Biraz ilgilen zaman zarfı, miktar zarfı. Benimle böyle konuşamazsın, nasıl konuşamazsın böyle durum zarfı. Akşama doğru hüzün yavaş yavaş çöker, nasıl çöker yavaş yavaş. Ne zaman çöker akşama doğru değil mi? Bir zaman zarfı, bir durum zarfı. İkide bir beni soruyor, nasıl soruyor? İkide bir, evet şurada bir de durum zarfı, yineleme zarfı gördük. Şimdi sevgili dostlarım bunların yapısına bir bakalım. En kök durumunda basit. Çok kök durumunda basit. Çok kök durumunda basit. Ses, sessiz, sessizce yapım eklerini gördüm. Türemiş. Kök durumunda basit. Çalışmak, çalışarak zarf, fiil, eylemsi, eylemsiler, türemiş sözcüklerdir. Tamam. Bugün onunla biraz ilgilen. Bugün iki sözcük. Bir az. iki sözcük. İki sözcük ve bitişik yazılmış bunlar. Bunların ikisi de birleşik yapılı zarflardır. Benimle böyle konuşamazsın. Bu Öyle değil mi? İki sözcüğün birleşmesinden oluşmuş. Yine birleşik yapılı. Şimdi dikkat. Yavaş yavaş. Yine iki kelime var ama bu sefer ayrı yazılmış. Akşama doğru yine iki kelime var ancak ayrı yazılmış öbektir bunlar. Dolayısıyla öbekleşmiş zarflardır. Eyvallah. İkide bir bak yine dikkat iki sözcük ancak birleşik yapı diyebilir miyiz? Yani böyle gibi biraz gibi bugün gibi asla diyemeyiz. Öbekleşmiş yapı diyeceğiz. Evet zarfların yapısı genel olarak budur dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.